Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün top açılımıyla karşınızdayız ve oyuncuları daha sonra gelen ikonları fullleyeceğiz. Bu arada süper bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Scarface yani Ozan abinin hesabındayız. Biz Emin'in hesabında, bizim hesabımızda çok açıkçası top açılımı yapmayacağız. Yani Petit, Pires, Bergkamp gibi oyuncular bizim açımızdan çok fazla etkili oyuncular değil ve bizim kadromuza girebilecek oyuncular değil. O yüzden top açılımı yapmayacağız, bilginiz olsun. Öncelikle beğeninizi yaptıysanız top açılımına geçelim. Çok lafı uzatmayacağım ve top açılımlarına hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu arada yorumlara neleri çıkardınız, kimleri çıkardınız ki görüyorum ki bedava verilen 3 toptan çok fazla top çıkmış gibi görünüyor. Yani ikon çıkarmışsınız gibi görünüyor. Kimler neyi çıkardı yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum diyorum ve ciddi anlamda bu videolar emek ve para isteyen videolar. O yüzden karşılığını vererek bedavacık bir like atacaksınız kardeşim. Atın yani diyoruz. Ve bu konuşmalar arasında ikinci top açılımını da yapmaya başladım bile. Haydi bismillah diyoruz ve gittik. Nereye? İkonu görmeyince start'a basacağım kardeşlerim. İkinci top açılımımızı da yaptık. Ve Maitland diye bir tane genç oyuncu geldi. Hemen üçüncü top açılımımıza geçiyoruz. Hızlıyız, enerjiyiz, süperiz, manyağız bugün. Bakalım üçüncü toptan kim gelecek? Gitti. Olmadı, start. Siyahi bir oyuncu Rüdiger geldi. Ağır bir oyuncudur. Çok fazla iş yapabilecek bir oyuncu değil. Alman bir oyuncudur. Hemen dördüncü topumuza geçiyoruz. Bakalım kim gelecek? Bu arada gelen ikonlar, Bergkamp vesaire falan hepsinin fullemesi tabii ki de olacaktır. Dördüncü topta Rusya'ya gitti. Start'a bastım. Nabap. Kim geldi? Rusya'ya gidip de zaten sarı bile gelse mutlu oluyoruz. Çünkü Rusya'da aman aman bir oyuncu yok. Hemen bir top açılımı daha yapıyoruz. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini ve bize challenge önerileriniz ya da video önerileriniz için yorumları lütfen fikirlerinizi bize yazarsanız mutlu oluruz. En azından bu fikirlerle biz derken bir siyah top geldi. Kaleci geldi. Start challenge yaptım. Hemen sonrasında Leno geldi. Yorumlara yazarsanız biz yorumlarınızı okuyor olacağız ve sizlerin istedikleri içerikleri siz kanallara yapabiliriz. Bu açıdan bize fayda sağlayabilirsiniz kardeşlerim diyoruz. Haydi bismillah diyoruz, bir top açılımı daha. Michael Aubameyang'ini bu yıl inanılmaz bir şekilde gördük. Yine start yaptım. Sinirli bir oyuncu Dizim City geldi. Neden bu kadar gerildiyse artık sinirli bir şekilde geldi. Hemen bir top açılımı daha yapacağım ve bu videoya yetiştirebilirsem fulleme yapacağım. Yetiştiremezsem de başka bir videoda fullemeyi yapacağız. Bir kez daha start challenge. Ashley Young. Hoş geldin Ashley Young. 2 yıl, 3 yıl öncesinin en iyi kanat oyuncularından biriydi. Ama artık esamesi okunmuyor. Arkadaşlar böyledir. Geçicidir bazı şeyler. O yüzden kalbinizi güzel tutmayı unutmayın. Başarı, para, pul, her şey geçici olabiliyor. O yüzden kalp güzelliği her zaman için geçmez ve önemlidir. Oo, tüyler diken diken olmadı mı? Olmuştur büyük ihtimal. Bir kez daha evet diyoruz. Bakalım kim gelecek? Bu arada ciddi anlamda Petit ve Pires, Bergkamp üçlüsünün yorumlarını canlı yayında yapmıştık. Açıkçası hani onların yerine çok daha iyi oyuncular var ama fullemek istiyor olabilirsiniz. Buna saygı duyarız tabii ki de. My Club'ın en güzel yanı bu. Takımları siz kendiniz zevkinize göre oluşturabiliyorsunuz. O yüzden de bu oyuncuları nasıl kullanabilirsiniz? Ya bir Pires çıktı. Pires'i bu arada uzay üstü geçiyor bizim Bozyaka'dan. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne? Allah'ın arkadaşlar neyse, modumu düşürmeyeceğim. Şöyle bir durum var. Pires'i nasıl kullanırsınız? Bergkamp'ı aldığınızda nerede kullanabilmeniz gerekiyor? Bu arada bu üçünün de bulunduğu bir kadroyla nasıl çıkılabilir? Bunun videosunu da yapacağım sizlere. Bu videoya 200 like'ı geçersek diyorum kardeşlerim. Hemen basıyorum. Daha yalnız ikon mikon yok. Zikon olacak gibi. Bir tane ikon hala veremedi Konami. Kim geldi? Yine start gelmedi. Siyahi bir oyuncu Kessié. Bu iyi top Kessié. Haberiniz olsun. İyi bir defansif orta saha oyuncusu. Göbek orta sahada oynayabiliyor. Haydi diyorum bir top açılımı daha. İkon, ikon, ikon. Başka bir şey değil. Bakalım kim gelecek? Gitmedi yine start challenge. Kim bu? Bruno Pérez. Yani. Bu arada ne oldu? Arkadaşlar savaş çıkmış olabilir.
Belki bu kanalın son videosu olabilir bu. Bir savaş olabilir yani. Bu sesten bunu anlıyorum. Yani şu kadarcık yoldan tank geçiriyorlar ya. Var mı böyle bir şey ya? Biz yani nerede yaşıyoruz anlamadım ki. Ben bu anasını sattığımının boz yakasından bir an önce taşınmam lazım. Acayip bir muhit yani. Zaten adam akıllı bir insanla tanışamayacağınız bir muhit. İngiltere. Kim geldi? Siyahi boncu. Mina geldi. Hoş geldin Mina. Bu analitçiler bilir. Mina ile çok dalga geçtiğimiz zamanlar oldu. Evet diyoruz. Hadi bismillah. Gel. Gelmelisin. Gelmek zorundasın. Kim geliyor? İtalya'ya gittik. İtalya'da Ambrosio geldi. Hoş geldin Ambrosio diyoruz. Ve bir top açılımı daha yapıyoruz. Kardeşlerim bir sinerji yaratacağız. Ve şöyle... Domatesimiz de geldi. Ya hiç şey demeyeceğim. Yemin ediyorum Texas gibi. Bir siyah geldi. Lacazette. İşte Lacazette. Şimdi bundan bahsedeceğim sizlere. Lacazette'i de 2-3 yıl önce ciddi anlamda inanılmaz iyi bir oyuncuydu. Ama bu yıl hiçbir kadroda Lacazette'i göremiyorsunuz. Çünkü birazcık artık onun da pabucu dama atıldı aslında. Siyah bir top. Önemli bir top. Siyah toplar önemlidir ama maalesef ki arkadaşlar bu yıl çok fazla kadrolarda görülmüyor. Size şöyle bir tavsiye vereceğim. Aslında bazı oyuncuların iyi olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Onun bir bilgisini vereceğim. Bazı oyuncuları şu anlamda anlayabiliyorsunuz. Baktığınızda kardeşlerim oyuncular birçok takımda eğer tercih ediliyorsa oynadığı... Boateng geldi. Birçok oyuncu onu mesela örnek veriyorum ikonlardan Patrick Vieira eğer kadroda varsa Patrick Vieira'yı oynatmayan bir oyuncu yoktur. Patrick Vieira'nın bu oyunda iyi olduğunu bu şekilde zaten test etmeden de anlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Fernando... bu arada geldi bir tane. Bakalım kim gelecek. Daha sonra tekrarlayacağım. Bir siyah top geldi. Bergkamp mı? Dipdik bir oyuncu Pires de olabilir. Kim geldi? Bergkamp geldi. Hoş geldin Bergkamp diyoruz. Bu oyuncular içerisinde, bu haftaki oyuncular içerisinde en iyi overall'lı olan ikon kendisi. Pires ve Petit'e göre. Hoş geldin takımımıza diyoruz. Bir top açılımı daha yapacağız. Ben sözüm yarıda kaldı. Bir onu sizlere aktarayım. Arkadaşlar oyuncuları Patrick Vieira, örnek veriyorum Fernando Torres'i olan biri Fernando Torres'i muhakkak kullanır. Buradan Fernando Torres'in de iyi olduğunu algılayabiliyorsunuz. Mesela kadrolarda Lacazette'i görüyor musunuz çok fazla? Göremezsiniz. Örnek veriyorum Xavi'yi çok fazla ikon olarak görüyor musunuz? Göremezsiniz. Rivaldo'yu görüyor musunuz? Göremezsiniz. Ronaldinho'yu bile son gelen Ronaldinho iyiydi. Başta verilen Ronaldinho'yu kimin kullandığını gördünüz. O mesela kötü bir karttı. İlk veren oyunda ücretsiz verilen Beckham'ı kim kullanırken gördünüz? Mesela sonradan gelen ikon Beckham çok iş yaptı. Yani bu tarz kartları aslında bu şekilde analiz edebiliyorsunuz. Tercihe göre örnek veriyorum Cruyff'u da çok fazla kullanan kişi var. Çünkü Cruyff da farklı oyunculardan biri. O yüzden hani bizim dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışıyoruz ama bizim aktaramayacağımız yerde siz bunları rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Bu yıl kaç kişinin kadrosunda rakipte Sergio Ramos'u gördünüz? Eskiden 2 yıl önce Sergio Ramos'suz bir kadro olmazdı. Ama şu anda Sergio Ramos diğer stoperlere göre geride kaldığı için Ramos çoğunlukla hiçbir kadroda yok. O yüzden Ramos bu oyunun maalesef ki ilk 5'inde maalesef ki olmayan bir stoper oldu. Onların yerine Kolibali'leri görüyorsunuz, Varanları görüyorsunuz, Kamaraları görüyorsunuz. O yüzden mesela stoper Süle siyah bir toptur. Ama hangi kadroda Süle'yi gördünüz? Yani belki de 20 kadronun birinde vardır. Bu şekilde analiz yapabiliyorsunuz. Bu birazcık da öğretici bir top açılımı olduğunu düşünerekten size böyle Fransa'ya gittim şu anda. Kornet geldi, dondurmalar da gelmeye başladı. Bir 5 top daha açalım kardeşlerim sizler için ve bugünkü top açılımımızı burada bitirelim diye düşünüyorum. Bakalım kim gelecek? Bergkamp'ı bulduk ve daha diğer toplarda bir ikon daha geliyor. Bakalım kim geliyor? Bakalım bir sağ ayakta daha yine Bergkamp'ı vermezsin diye tahmin ediyorum. Evet, Pires geldi arkadaşlar. Petit bu kadar teknik değil. Petit'i tanıyorum bu kadar teknik değil. Pires geldi. Hoş geldin Pires. Bir tane Petit'imiz kaldı. Son 4 top daha sonra fulleme videosuyla. Eğer ki bu videoya iyi bir like gelirse fulleme videosuyla karşınızda olacağız kardeşlerim. Bu arada bir kolum yukarıda bir kolum aşağıda. Simetri hastalığım yok ama beni
Beni tav etti ya. Ya beni tav etti yani arkadaşlar. Beni tav etti. Kim geldi? Julian geldi. O eti de Julian doğurdu mu çok güzel olur bak. Allah. Şimdi canımız çekmesin kardeşlerim. Uykudan uyandım zaten, yeni videoyu çekiyorum. Açlıktan geberen zi. Öleceğim yani, o yüzden hiç böyle etlere bulaşmayalım. İki tane ikon geldi. Start challenge yapıyorum. Kim geldi? Beller abi geldi. Hoş geldin Beller abi. Seni abi sordu. Hangi abi? Beller abi. Nasıl? Çok kötüydü. Evet. Like'ınızı geri çekmeyin. Çok özür diliyorum. Bunu montajda atacağım. Merak etmeyin deyip atmayacağım. Hadi bakalım kim gelecek. Michael'a hamlemi döndü. Vermedi ben. Start'a bastım. Start challenge. Julian geldi tekrardan. Son bir topumuz ve bakalım kim gelecek diyoruz. Ben Fero gibi konuşmaya başladığıma göre videonun sonları yaklaşıyor artık kardeşlerim. Kim geliyor? Michael Hamlemi Türkiye'ye gitti. Star Challenge Falco. Bir 5 tane daha top açacağım. Ozan abi inşallah bize kızmaz. Bir 5 top daha yapacağım. Bunu yapacağım arkadaşlar. Ozan abi bu şeylerde gönül koymaz. Zaten abi kardeş gibi olduk kendisiyle. Bir sıkıntı olacağını tahmin ediyorum. Gittik Michael Hamlemi. Fransa Star Challenge. Beni üzme. Petit ver. Petit ver. Ver bana Petit. Çünkü vermek zorundasın. Yani ayıp olmasın, o kadar coin harcadık. Üçünü de bulduk yani diyelim en azından. Ama şöyle bir durum var ki start challenge yaptım. Ajax. Götür beni Ajax. Ayahu. Sesim de yalnız rezil. Son 3 top. Gelmelisin. Gel artık. Hadi Petit. Olmadı. İtalya'ya gittik start. Yine bu... Abi niye bu kadar sinirli? Ben buna tav oldum ya. Bir top açılımı daha gelecek. Son iki top. Ha gayret. İstiyoruz. Gel. Gel iki gözümün çiçeği. Gelmedi start. Ooo David Luiz. Mesela David Luiz de siyah toptur ama hangi kadrolarda David Luiz'i görüyorsunuz? Yani 3 kadronun ikisinde görüyor musunuz? Görmezsiniz. David Luiz olmaz maalesef. O yüzden örnek veriyorum. Bir zamanlar Real Madrid'li Pepe ve Beşiktaş'ta oynayan Pepe. Mesela inanılmaz bir oyuncu ve her kadroda Pepe olurdu. Ama şu an Pepe yaşlandığı için Pepe nerede olacak yani? Pepe çok üzülüyor bu durum ama bilginiz olsun. Son top açılımımızı da yaptık ve bugünkü top açılımımızı bitirdik. Arkadaşlar ne yaptık? Bir analiz yapalım. Petit'i bulduk. Pires'i bulduk. Petit'i bulmadık. Pires'i bulduk. Bergkamp'ı bulduk. Bunların fullemesiyle ilgili bu arada... Tabii şunu söylemedim sizlere ama Bergkamp zaten abi bulmuştu, Ozan abi. Ozan abi aslında hepsini buldu. Ozan abi bütün hepsini buldu. Yani kadromuzda şu anda hepsi var aslında. Ben oyuncu fullemek için saate biraz daha top açılımı yaptım. Birazcık kandırmış gibi olduk ama olsun, yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Fulleme videolarının gelmesi için de süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.